KRT'den Mutlu Günler Nazlı Kullu Hayatı Keşfet programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün beyin sisini konuşacağız. Aslında çağımızın bir hastalığı olarak bilinen beyin sisi nedir? Kimlerde görülür ve belirtileri nelerdir? Bunları konuşacağız. Profesör Doktor Hüseyin Nazlı birlikte. Hocam hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Hocam ne oldu da 20'li yaşlarda unutkan, odaklanamayan bireyler haline geldik diyerek başlayalım. Özellikle... Gereğinde fazla kapalı havada kalıyoruz, kapalı mekanlarda kalıyoruz. Bilgisayar karşısında girene fazla vakit geçiriyoruz. Bedensel aktivite hareket alanımız oldukça azaldı. Ve çok da non-stop dediğimiz elektromanyetik saldırıya maruz kalıyoruz. Ortamda çok elektrik, elektronik cihaz var. Plazaları hele bir göz önünde getirdiğinizde sistemi ciddi bir şekilde yoran bir durum. Ancak uzun yıllardır bilinen e, kronik yorgunluk, burn out ya da fatigue sendromunun özellikle beyin, düşünce, unutkanlıkla ilgili olan kısmı tıbbi bir tabir olmasa da son yıllarda özellikle beyin sisi, e, brain fog diye özellikle Amerikan ekolünün ön plana çıkartmış olduğu yeni bir modern hastalıkmış gibi lanse edilen bir durum var. Aslında bu kronik yorgunluk sendromun, burnout sendromunun içinde olan daha çok zihinsel düşünceleri sağlayan, unutkalın, konsantrasyon eksikliği, bir iş yapacak mutfağa gitti, yarı bıraktı, anahtarı bıraktığı yeri unutuyor, yapmak istediği planlar yarı kalıyor ve bunların hepsinin yaratmış olduğu çok ciddi bir algı ve konsantrasyon eksikliği olduğunu görüyoruz. Ve dolayısıyla beyin sisi aslında son yıllarda bir moda gibi kullanılsa da aslında önlem almadığınız sürece ileride ortaya çıkacak olan kronik hastalıklarında ciddi bir habercisi. Evet. Peki hocam bu hastalık nedir? Yani kaynağı nedir? Psikolojik mi? Genetik mi? Özellikle bugün özellikle beyin sisine neden olan birçok komponent sayılıyor. Kalitesiz uyku bunu tetikliyor. Gereğinde fazla rafine karbonhidrat tüketiyorsanız bunu tetikliyor. Kapalı mekanda kalıyor ve doğru oksijen tüketemiyorsanız alıyor. Bazı vitamin mineral seviyenizin ortamda düşük olması bunu tetikliyor. Özellikle beynin algılaması için, düşünebilmesi için hem nitelikli omega 3'e ihtiyaç var hem kaliteli oksijene ihtiyacı var hem de nitelikli suya ihtiyaç var. Bedeninizin büyük bir kısmı hem yağda oluşuyor hem sudan oluşuyor. Ve bunun tetiklediğini biliyoruz. Kalitesiz uyku bunu ciddi bir şekilde tetikliyor. Hormonal oynamalar, hatta 20'li yaşlarda bile, gençlerde bile, puberte döneminde bile beyin sisi, dikkat eksikliği, konsantrasyon eksikliği gibi bazı komponentler ortaya çıkıyor. Menopoz sürecinde, premenopoz sürecinde bunu tetikleyen komponentler var ve özellikle ve özellikle de ağır yemekler yiyen kişilerde ve kilolu olan, adipöz olanlarda Tansiyon oynamalı olan bireylerde ise daha büyük bir risk grubunda. Dolayısıyla olay sadece ve sadece düşünce ve algıdaki bir kapalılık değil. Aslında bunu ciddiye almak lazım. Çünkü bununla ilgili bulgular ileride ortaya çıkacak olan demans, parkinson, alzheimer, kronik hastalıkların da böyle başlıyor. Dolayısıyla evet. bunu dikkate almak lazım. Sadece bugün herhalde biraz az uyudum o yüzden yorgunum dikkat eksikliğim var dememek lazım ve bunu ciddiye almak lazım ve beyin sisi tanısı konulabilen tedavi edilebilen bir hastalık çünkü. Evet. Peki hocam aslında gün içinde ve günlük yaşamımızda hepimiz bu unutkanlığı kronik yorgunluğu yaşıyoruz ama bu hastalığın en belirgin semptomları nelerdir ve sanırım kendimize yapabileceğimiz bir test var belirli soruları sorarak. Bu sorular nelerdir? Özellikle şöyle söyleyelim, eğer günlük yapmanız gereken işleri unutuyorsanız, 6-7 saat uyumuş olmanıza rağmen gün içinde sürekli uyuklama hali hissediyorsanız, çok basit matematik işlemleri yapmaktan bile zorlanıyorsanız, ezbere bildiğiniz bir adresi ve bir telefonu hatırlayamıyorsanız, ve dolayısıyla evde okuduğunuz bir kitabı ya da bıraktığınız o notu tekrar dönüp başta okuma ihtiyacı duyuyorsanız sizde beyin sisi olma ihtimali çok yüksek. Ve bunun en önemli basitlerin, basit yaklaşımlardan bir tanesi ise şu dönem dönem bir flu bir hal durumda olmak. Yani sisli bir ortamdaymışsınız gibi algılamak. Yani görme kusuru olduğunda bir şeyi net görmüyorsunuz. Bunun için bir gözlü kullanıyorsunuz. Ortamı iyi duymadığınızda kulak kabartıyorsunuz, bir kulaklık kullanıyorsunuz, alıyorsunuz. Beyin de ortada olan düşünceleri net algılamıyorsa, bu da beyin sizi dediğimiz bir non veri O zaman tutup buradaki beynin oksijenlenmesini arttırmanız lazım. Evet. Ve dolayısıyla bunun için de biraz emek vermeniz gerekiyor. Çünkü bu kronik yorgunluğa giden süreç uzun vadede aslında bir kronik enflamasyonun olduğu anlamına geliyor. Bedeninizin ortaya çıkan serbest radikalleri parçalayamıyorsa bir kronik enflamasyon süreci tetikleniyor. Bu kronik enflamasyon süreci hem damarlarınızda uzun vadede bir asitleşme ve bunun sonucu ortaya çıkan damar tıkanıklığı ve damar hastalıkları ortaya çıkıyor. Hem tansiyonunuza neden olabiliyor hem nörolojik hastalıklara giden bir süreci tetikliyor. Bazen de özellikle gerin tip baş ağrısı, sanki bir başınız bir mengene tarafına sıkıştırılmış gibi ciddi bir ağrılar. Alın bölgesinde bir ağrılar ortaya çıkıyor. Gözde yanma ve batmalar ortaya çıkıyor. Duyduğunuz sesleri algılamakta biraz zorlanabiliyorsunuz. Bu bazen çok basit. Vücudunuzdaki bazı vitamin, mineral seviyenizin değişikliğine kaynaklanabileceği gibi çok sıradan bir gluteni sindiremiyorsanız ve bunun sonucu bir gıda duyarlı ve dolayısıyla bir bedeni, besini parçalamakta zorlandığınızda da vücutta serbest radikallerin sayısı ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla burada kişinin hem anamnezi hem yapılacak olan bazı incelemelerin sonucu buradaki gerçek altta yatan bir hastalık mı var, bir besin duyarlılığı mı var, eksersiz eksikliği mi söz konusu, mineral eser elementlerde mi bir eksiklik söz konusu bunu gördüğünüzde kişiye yapacağınız bazı beslenme düzenliği, eksik olan mineral vitamin takviyelerini verdiğinizde hele hele bir de yoğun bir kaslarda halk arasında kulunç dediğimiz yaygın kaslarda tonus artışı ve ağırlık ortaya çıkıyorsa bundan nöral terapi manuel terapiyle çözdüğünüzde bu beyin sisi ile yaşamak zorunda değilsiniz. Unutkanlık bir kader değil. Evet. Dolayısıyla Dolayısıyla çözüm olan bir şey. E, evet hocam. Peki e, bu kimlerde görülür? Sizin anlattığınız kadarıyla ben fibromiyaljiye biraz benzettim. Kronik yorgunluk, fibromiyajı vesaire. Bununla birlikte yaşanır mı bu hastalık? Ve daha çok aslında kadınlarda mı görülür? Bahsettiğiniz daha Şöyle sözü. söyleyeyim. Zaten kronik yorgunluk, burnout, fatigue sendromu fibromiyajı ile iç içe geçmiş ayırt edilmesi çok zor. Beyin sisi ise kronik yorgunluk burnout'un içinde daha çok zihinsel e, konsantrasyon eksikliği, unutkanlığın, kalitesiz uyku ve sürekli yorgunluğun içinde olduğu semptomlar to topluluğu. Aslında bir biçimde e, çok doğru algıladınız. Kronik yorgunluğun içinde e, beyinle ilgili olan semptomların topluğuna beyin sisi diyoruz. Ve dolayısıyla bu e, özellikle kadınlarda biraz e, erkekler oranla çok daha yaygın. Ancak fibromiyajı daha çok orta yaş kadınların sorunu iken beyin sisi aynı zamanda gençlerin de sorunu, genç erkeklerin de sorunu. Özellikle uzun süre bilgisayar karşısında vakit geçiren, kapalı mekanda vakit geçiren bedensel aktivite yapmayanlarda ve bir biçimiyle neredeyse doğru beslemeyi değil, kahve, kola ve çikolata ile beslenmeyi bir alışkanlık haline getiren sözüm ona ders çalışıyor bilgisayar karşısına. Bunlarda bile beyin sisi semptomları ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla beyin sisi kategorisi kronik yorgunluk sendromunda kapsamda sadece orta yaş ve üstü kadınlarında görüldüğü gibi değil. Hatta genç erkeklerde de ortaya çıkan bir tablo. Burada aslında çağımızın hastalığı olarak bilmemizin sebebi de bu tablet, telefon ve teknolojik aletlerin aslında çok sık kullanılmaya başlanması. Sadece o değil. Bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün 1990'lı yıllarda beri tarif ettiği hasta bina sendromu dediğimiz bir şey var. Binaların yeteri kadar özellikle plazalarda, alışveriş merkezlerinde, havalandırma merkezi ve dolayısıyla oksijen kalitesi düşük. Gereğinde fazla kullanılan boya ve etraftaki kullanılan formatler var. Bunların ortama vermiş olduğu toksinler var. Ortamda toz ve bakteri küflerle beraber ortaya çıkan komponent var. Bir de üstüne üstlük her ortam elektromanyetik hatlar, telefonlar ve dolayısıyla demir kombinasyon olduğu için de yaygın bir elektromanyetik alana sahipsiniz hava almadığı gibi bazı yerler gün ışığı görmeyen pencereler bile var. O pencereler camlar açılmıyor ve dolayısıyla hep suni ışık ortamda ve bu da doğal yaşam anlamına gelmiyor. Ve özellikle de bu akıllı bina plaza durumunda yaşayanlarda bu tarz sorunlar çok daha ortaya çıkıyor. Hastalık bina sendromu kategorisinde olan yerleşkelerde hayatlarını sürdürenlerde beyin sisi semptomlarının çok daha yaygın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki kapalı ortamda bulunmak hem havasız ortamda bulunmak hem de gerende fazla elektromanyetik yüke maruz kaldığınızda Zihinsel faaliyetlerinde de çok ciddi bir algı sorunu ortaya çıkıyor. Evet. Peki biraz tedavi sürecinden bahsedelim istiyorum. Eee nöral terapiyle bunun mümkün olduğunu da söylediniz. Tedavi sürecinde nasıl bir yol izleniyor? Özellikle kronik yorgunluğu olan bireylerde dikkat etmemiz gereken bazı vitamin mineral seviyelerine bakmamız lazım. Vitamin B12 eksikliği var mı? Hastada demir eksikliği var mı? Vitamin D oranı nedir? Omega 3 yeteri kadar tüketiyor mu? Vücuttaki yağlanma oranı omega 6 omega 3 oranında bir dengede mi? Folik asit seviyesi ne durumda? Homostin dediğimiz kan koyu mu değil mi? Bir kere orta moleküler açıda buna bakıyoruz. İkincisi muhakkak ve muhakkak kişide yapılan analizlerle herhangi bir entoleransı, besin duyarlılığı, ve bağırsak florası ne düzeyde bir kandidası var mı bunları inceliyoruz. Bağırsak florasının durumu çerçevesinde doğru kullanması gereken probiyotik desteğiyle florayı toparlanmaya çalışıyoruz. Ve de muhakkak ve muhakkak kişiye doğru egzersizler kullanarak bedensel aktiviteyi hayatın bir parçası haline getirmesini öneriyoruz. Yeteri kadar su içmesini sağlıyoruz. Ve en önemlilerde bir tanesi her şeyde feragat edebilirsiniz ama uykuda feragat edilmemesi gerektiğini, kaliteli uykuya önem vermesi gerektiğini, uyku ortamının ve yatak odasının muhakkak ve muhakkak hijyen bir ortam, temiz hava, karanlık bir ortam ve elektromanyetikten arınmış olan bir durum olmasına dikkat ediyoruz. Varsa mineral eksiklikleri özellikle gece kaslarda bir kramplar oluyorsa magnezyum oranlarına bakıyoruz ve buna rağmen çözülemeyen bireylerde hem kaliteli uyku uyumasını sağlamak açısından nöral terapi hormonal eksen açısından tonus artışı olmuş olan kasların rahat olması için nöral terapi hormon ekseni düzenleyerek hem kaliteli uyku hem bağışık sistemini güçlendirmek ve en önemlisi de beyin algısının ve dolayısıyla o bölgenin kanlanmasını sağlayabilmek için baş bölgesinde çok önemli sinirlerimiz var. Nöral terapiyle direkt o sinirlere ulaşabiliyoruz, o ganglionlara ulaşabiliyoruz. O bölgeye yaptığımız nöral terapi uygulamalarıyla beyine gidecek olan oksijen kalitesini daha da arttırıyoruz ve sistemin bunu yenmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla beyin sisi, unutkanlık ve sürekli uy kronik yorgunluk hali, bir anahtarı bıraktım, neredeydi, arabayı nereye park ettim, hangi kattaydı, alışveriş merkezine gittim, ne alacaktım, şimdi ne oldu, arim Büşra neyi alacaktım diye ikinci bir teyit durumda iseniz burada beyin sisi olma ihtimaliniz var. Bu ama aynı zamanda ciddi bir hastalığın başlangıcı da olabilir. Hele bir orta yaş üzerindeyseniz demans, parkinson'a giden bir süreç de. Çünkü buradaki bulgular çok birbirine benzer durumda. Bunlar analiz yapıldığında tedavisi olan bir durum ve kader değil çünkü. Aslında unutkanlığı bir hastalık belirtisi olarak görmeyebiliriz. Bunun farkında olmak yani bu hastalığın farkındalığı da çok önemli. Evet. Söylediğiniz kadarıyla. Peki hocam bunun için egzersizlerden bahsettiniz. Nefes egzersizleri veya başka türlü egzersizler var mı? Açık havada yapacağınız her bir tempolu yürüyüş ve koşma beden için çok elzem. Doğru nefes tekniğini kullanmak oldukça elzem. Çünkü biz Türk toplumu olarak, iki şeyi yapmıyoruz. Yeteri kadar su içmiyoruz ve doğru nefes kullanmıyoruz. Dolayısıyla kilo başına 40 mililitre suya ihtiyacınız var ve içtiğiniz suyun da kaliteli olması lazım. Dolayısıyla cam şişede olması doğal, ortamda olan bir su olması veya canlandırılmış olan su olması önemli. İkincisi de nefes. Dolayısıyla ben şimdi sizinle konuşurken dakikada 8-10 kez nefes alıyorum. Soluduğum oksijen kapasitesi, hava kapasitesi 250-300 mililitre bu ortamdaki havanın oksijen kalitesi sadece %20 %21 oranında bir oksijen var. Yani dolayısıyla ben aslında akciğer kapasiteminin neredeyse 20'de birini taze yeni hava solunumu yapabiliyoruz. Oysa akciğer kapasitemiz kişi kişiye değişmekle beraber 3,5-4 litre hava alabilecek bir durumda. Bir dalgıç doğru nefes tekniğiyle akciğer kapasitesine neredeyse 35-40. 40 litre hava sıkıştıracak durumda. Dolayısıyla benim buradaki önerdiğim en önemli hadise şu. Temiz havada günde 2 kez 5 dakika doğru nefes kullandığınızda akciğer kapasitenizi ciddi bir şekilde arttırırsınız. Peki bunu nasıl yapacağız? Burundan derin nefes alacağız. Tutabildiğimiz kadar tutacağız. Ve sonra yavaşça ağızda vereceğiz. Bunun çok basit bir formülü var. Aldığınız zaman dilimin iki katının nefesini tutacaksınız ve iki katına vereceksiniz. Bu günü 24 saat değil. 5 dakika sabah, 5 dakika akşam. Yani 2 saniyede aldınız, 4 saniye de tuttunuz, 8 saniyede verdiniz. Hedefiniz 7-8 saniyede nefes almak olmalı, 14-16 saniye tutmak, yarım dakikada vermek. Bunu başarabiliyorsanız ve bunu günde 10 dakika doğru nefes kullanıyorsanız doku oksijenlerinizi sağlarsınız. O nefes tuttuğunuzun diğer bir faydası var. Çünkü toraks bölgesinde önemli lenflerimiz var. Onun üzerine yapacağımız basınçla beraber onun dren olmasını, kirli, toksik verilerin atılmasını sağlayacaksınız. Aynı zamanda sakinleşeceksiniz. Günün stresini de elimine etmiş olacaksınız. Öfke patlamaları yaşıyorsanız sadece iki kez doğru nefes alın. Ne kadar sakinleştiğinizi görürsünüz. Ve biz toplum olarak maalesef nefes evet. kullanamıyoruz. En iyi nefesi bebekler kullanıyor. Bebeğe bir izlediğinizde yeni doğan birinde nasıl karnı ve dolayısıyla şiştiğini ve nasıl nefes aldığını görüyorsun. Oysa bizler mümkün mertebe nefes bir eziyetmiş gibi algılıyoruz. Evet. Peki hocam bu beyin sesini tetikleyen faktörler nelerdir? Demin stresten bahsettiniz. Kalitesiz uyku, mineral vitamin eksikliği, yeteri kadar susuzluk, hareketsizlik, dikkat eksikliğinin neden olan mineral eser elementlerin yokluğu, yanlış beslenme. Dolayısıyla hazır gıda tüketimi, kirli havada bulunmak, oksijensiz kalmak, kapalı mekanlarda gereğinde fazla zaman geçirmek, bilgisayar karşısında gereğinde fazla zaman geçirmek bunların hepsi beyin sisine giden süreçleri neden oluyor. Dolayısıyla burada korumanın önemli olduğunu biliyoruz. Bazen de çok basit bir besin duyarlılığınız bile tüm beyin sisi tablosunu ortaya çıkartabiliyor. Örneğin bir Hashimoto'nuz varsa otoyumun bir hastalık beyin sisi tablosu olarak karşımıza çıkabiliyor. Ya da bir gluten duyarlılığınız varsa klinik tablo karşımıza bir beyin sisi olarak çıkabiliyor. Dolayısıyla biz mümkün mertebe yaklaşımımızda Altta yatan bir hormonal bir düzensizlik var mı? Otoimmun bir hastalık var mı? Bağırsak florasında bozukluk var mı? Bir besine karşı duyarlı var mı? Vücutun yapmış olduğu analizlerde vitamin, mineral, eser element panelinde bir eksiklik, bir oynama var mı? Bağ dokusunda birikmiş olan ağır metal, toksin yükü nedir? Bağırsak florası ne düzeyde? En önemlisi de karaciğer fonksiyonları nasıl çalışılıyor? Ve de kişinin hikayesinde yattığı yatak ortamı, Evet. Elektrosmok anlamında karanlık bir odamı oksijen alıyor mu almıyor mu bunu sorguladığımızda nedenleri bulmak çok daha kolay ve kişiye özgün yapılan tedavilerde sonuç alıyoruz. Bazen birine sadece gluten diyeti yaparak beyin sesini kurtarırken bazen sadece vitamin B12 magnezyum çözüm olabiliyor. Bazen sadece vitamin D çözüm olabiliyor. Bazıların ise oldukça kompleks bir tedavi yaklaşımınız gerekiyor. Evet. Biraz önce bu uykudan bahsettiniz. Aslında uyku son zamanlarda çok fazla konuşulur oldu ama biraz bundan da bahsetmek isterim. Kaliteli uyku derken neyi kastediyorsunuz? Şimdi genelde uyku denince herkesin böyle bir farklı bir algısı var. İşte 7-8 saat uyumak, uzun uyumak kaliteli uyku anlamına gelmiyor. Bu 5 saatte olabilir, 8 saatte olabilir. Kalktığınızda en zor matematik işlemini çok rahat zihinsel olarak yapabiliyorsanız, fiziken zindeyseniz kaliteli uyumuş oluyorsunuz. Çünkü uyku gün içinde bedenin maruz kaldığı hasarları onaran sistemin adı. Dolayısıyla biz uyku esnasında vücutumuz tropopanda melatonin üretiyor, gündüz ürettiğimiz serotoninin bir benzeri ve dolayısıyla büyüme hormonu üretiyor ve beden kendi onarabiliyor. Kaliteli uyku uyuyabilmeniz için bir kere ortamın karanlık olması lazım. Siz ne kadar yorgun olursanız olun, gözünüz kapalı ortada bir ışık varsa, retina gözünüz kapalı olsa dahi ışığı alır ve asla ve asla derin uykuya dalamazsınız ve vücudunuz yeteri kadar melatonin üretemez. Bir kere ortam karanlık olacak. Ortamda oksijen kalitesi iyi olacak. Yaz, kış demeden yatak odasının camının muhakkak bir kısım açık olması, oksijen hava sirkülasyonu iyi olması gerekir. Ağır yemek yedikten sonra uyuyamazsınız. Mümkün mertebe boş mideyle Uyumaya geçmeniz e, gerekir. Yatak odasında asla ve asla bir elektrik, elektronik cihazın olmaması, hele başınızda cep telefonu, hele bir en radyo, televizyon şey. olmayacak. Yatak odasında kitap bile okumayacaksınız. Ve e, başınızı koyduğunuz yerde herhangi bir elektrik, elektronik priz olmayacak. Elektrosmog e, olmayacak. Ve e, uykuya dalacak olduğunuzda, e, uyumak istediğinizde onun bir saat öncesinde herhangi bir televizyon ya da bir cep telefonunun e, görsele riske maruz kalmayacaksınız. Çünkü sistem e, maruz kaldı. O bilgileri işlediğinde hiçbir zaman derin uykuya dalamaz. Eğer ona rağmen uyuyamıyorsanız unutmayın doğduğunuz günden beri yaşadığınız tüm anıların kayıtları bilinç var. Her bireyinde kendisi için çok iyi uyudu bir an vardır. Bu çocukluğunda olabilir, okul tatilde bir olabilir, üniversite döneminde olabilir, lise döneminde olabilir ya da bir partnerinizle bir yere gitmişsiniz ve kaliteli uyumuşsunuz. Dolayısıyla bilinçaltı real zaman ile yaşanmışlı arasındaki farkı bilmez. Siz derin nefes, biraz önceki dediğimiz o nefes tekniğini kullanırken, nefes verirken o kaliteli uyku uyuduğunuz ana odaklanıp Sadece o anı yakalamaya çalıştığınızda beyin sizi o ana götürür ve kaliteli uyumanız için sizi derin uykuya daldırır. Evet. Hocam aslında çok güzel anlattınız. Hiçbir şey için hazırlanmıyoruz. Son zamanlarda işte prize yakın yataklarımız artık prize yakın koymaya başladık yani. İnsanlar o hale geldi. Aslında ne kadar önemli uyku. Peki beslenmeden bahsedelim isteyeceğim hocam. Bu hastalığa sahip olanlar nasıl beslenmeli? Özellikle rafine karbonhidrat tüketenler, hazır gıda tüketenlerde beyin sizi çok daha fazla. Omega 6 ve omega 12'nin fazla olduğu kalitesiz yağ tüketenlerde beyin sizinin çok daha yoğun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla mevsimde uygun meyve sepsi tüketmesini alışkanlık haline getirmek lazım. Şu an balık mevsimi ise balık tüketimini haftada en az 1-2 kez sofrada bulundurmak lazım. Eğer balık yiyemiyorsanız omega 3 kapsüller desteğiyle alabilirsiniz yazın mevsim geçişlerinde muhakkak ve muhakkak e, özel zaman dilimini dışarıda açık havada geçirmek lazım. Vitamin D ihtiyacınız var. Ama şu an özellikle sonbahar ve kış aylarında vitamin D oranı düşük. Belki bunu vitamin mineral olarak dışarıda almanız gerekir. E, alacağınız lokmaları iyi çiğnemek önemli. 3 artı 3 ana öğün 3, 2 ara 3 artı öğün yememeniz gerekiyor. 2 öğün maksimum oldukça önemli. Dolayısıyla belli aralıklarla aç kalmanız, zihinsel faaliyetlerinizle oradaki ortaya çıkan sisi durumu da çözecektir. Kaliteli oksijen de önemli. Mevsimle uygun beslendiğinizde doğru yoldasınızdır. Ve en önemlisi de yemeğe vakit ayırmak ve iyi çiğnemek olması olmaz. Evet. Peki kişi doğayla bütünleşme vesaire kamp yapmak bu kişilere bunları önerir misiniz? vakit bulabiliyorsan, İstanbul dışına çıkabileceksen tabii doğal ortamda ne kadar fazla vakit geçirirseniz o kadar iyi. Peki hocam e, psikolojik destek almaları gerekir mi bu kişilerin? Eğer e, çok ciddi bir şekilde uykuya dalamıyor, beyin sisi, unutkanlık, düşünce dağınıklığın yanı sıra öfke patlamaları, anksiyetik durumlar söz konusuysa o zaman profesyonel de danışmanlık almak gerekir. Zaten kaliteli uyuyamıyorsanız öfke patlamalarınız, anksiyete korkularınızı da tetikleyecektir. Bunu nöral terapi ve mineral destekleriyle, doğru beslenmeyle çözebildiğimiz, katkı sunduğumuz hasta sayımız çok fazla. Çok az bir kısmına da muhakkak ve muhakkak profesyonelce destek almalarını öneriyoruz. Bu bir psikiyatrist anlamda ağır kimyasal ilaçlardan ziyade bir psikologla konuşabilmek, sorunun görebilmek, yansıtabilmek, ayna olabilmek önemli. Stresi yönetmek gerekiyor. Evet. En önemlisi. Doğru nefesi kullanırsanız aynı zamanda stresi de bir nebze daha rahat yönetmiş olursunuz. Karaciğere binen toksin yükünü ne kadar fazlaysa öfke patlamanız o kadar daha fazla olacaktır. Sigara tüketimi, alkol tüketiminden muhakkak uzak kalmak evet. önemli olacaktır. Peki hocam bu menopoz döneminden bahsettiniz. Menopoz dönemi bana çok karışık geliyor. Çünkü birçok hastalığı aynı anda yaşayabiliyor kadınlar. Neden menopoz döneminde daha çok görülür ve neler yapılmalı? Şimdi premenopoz ve menopoz süreci östrojen salınımının azalmasıyla beraber sistemde ciddi farklı durumlara neden oluyor ve dolayısıyla çoğu ateş basması ve dolayısıyla düzensizlik ortaya çıkarken aynı zamanda kişinin anksiyetik bir duruma neden oluyor. Onun için Almanlarda bir hata sözü var. Hormonlar kadını, kadın dünyayı yönetir. Ve dolayısıyla kadındaki hormonal seviyesi aylık bir görmüş olduğu regül sürede kendi resetleme şansı var. Menopozla beraber bu resetleme ortada kalkıyor ve dolayısıyla farklı bir orana girmiş oluyorsunuz. Menopoz sürecinde klasik modern tıptaki yaklaşım hormon takviyesiyle bu sürecin seyrini biraz azaltmak ve ileride ortaya çıkacak olan kemik erimesi, osteopeni, osteoporoz sürecini biraz durdurmak. Tamamlayıcı tıp regulasyon tıpatından açısından baktığımız zaman Menopoz süreci sadece ve sadece kemik yoğunluğunu kurtarmak için yapılması gereken bir yaklaşımdan ziyade, ileride ortaya çıkacak olan dejeneratif nörolojik hastalıkları da Alzheimer, Parkinson, demans dolayısıyla bunlar da bulguları beyin sisi gibi başlıyor. Bunların önlemek, damar sertliğini önlemek çünkü kadın, menopoza girmeden önce kardiyovasküler hastalıklara pek nadire yaklaşıyor. Çünkü östrojen bunu koruyan önemli bir hormon. Ama onun salınımında azalma aynı zamanda damar sertliğini kardiyovasküler hastalıklara giden süreci de açıklıyor. Dolayısıyla bu hormonal değişkenlikle beraber anksiyetik olan bir kadının mutfakta fazla vakit geçirip sürekli bir şeyler atıştırmaktan ziyade bedensel aktif doğru bir spor desteğiyle, doğru nefes tekniğiyle eksik olan mineral vitamin desteklerinin sağlanmasıyla ve gerekirse hormon replasmanıyla e, bu süreci çok daha silik geçirmesini sağlarız. Sadece kadınlarda değil erkeklerde de benzer bir bulgu biraz 5 yıl gecikmeyle andropoz dediğimiz orada da bir hormonal oynamalar ortaya çıkabiliyor. Gerek kadın ve gerekse erkekte gerek andropozda ve gerekse menopoz bir kader değil. Bu sürecin doğru yönetilirse normal yaşamlarını devam ettirebilmeleri mümkün olabiliyor. Bu konuda Almanya'da RIVKUF dediğimiz bir 40 yıldan fazladır yapılan bir yaklaşım var. Ben de birçok hastama o tarz yaklaşımlarda bulunuyorum. Kişinin yapılan hormon analizlerinden sonra fitoterapi dediğimiz bitkilerle yapılan kişiye özgün organik verilerle ortaya çıkan kombinasyon tedavileri yapıyoruz. Önce bir 6 aylık bir takip, sonra 2 ay, 2 yıl bir takiple mümkün mertebe bu hormon oynama süreçlerini desteklemek gerekiyor. Evet. Peki hocam bu hastalıkla ilgili önerileriniz nelerdir? Yani bundan nasıl korunabiliriz? Belli ki bu ileriki dönemlerde kaçınılmaz bir hastalık haline gelebilir elektrosmog vesaire bu etkenler yüzünden. Neler önerirsiniz? Özellikle kronik yorgunluk, burnout, burnout ve Fatik sendromu son 20-30 yıldır hekimleri çok ciddi bir şekilde etkileyen hatta Hollywood starlarının bile burnout, kronik yorgunluk yaşadığı gündemde oluyor. Aslında tükenmişlik Böyle, sendromu tükenmiş dedikleri, bu, dedikleri bu mudur? Bu. Dolayısıyla bu. Bunun zihinsel kısmına da beyin sisi deniyoruz. Dolayısıyla aslında tablo iç içe geçmiş. E tükenmişlik sendromu, burnout sendromu, kronik yorgunluk sendromunun zihinsel e, faaliyetleri ortaya çıkartan kısmına da beyin diyoruz. Bu beyin sizi tanımı tıbbi bir tanımdan ziyade daha çok halkın anlayabileceği için kullanılan bir, bir yaklaşım ve dolayısıyla bunu da tüm program boyunca konuştuk. Bunun ortaya çıkartan birçok e, neden var. Yanlış besleme burada çok önemli. Dolayısıyla eksik e, eser element, vitaminler burada önemli. Bağırsak kloron bozukluğu burada önemli. Kalitesiz uyku burada önemli. Hareketsizlik burada önemli. Tekrar su içmemek burada önemli. Stres yönetmemek burada önemli. Ve de diğeri de hasta binalarda gereğinde fazla gerek yaşayanlar ve gerekse çalışanların maruz kaldığı oksijensizlik, hava kirli, elektrosmog da bu süreci gittikçe tetikliyor. Ve özellikle de bu Covid süreciyle beraber çocukların gereğinde fazla bilgisayar karşısında ders yapma zorlamaları bile artık öğrencilerde bile beyin sisi semptomunun kaçınılmaz olduğunu karşımıza çıkartıyor. Evet. Peki çok teşekkür ederiz hocam. Ben Ağzınıza sağlık. haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.